Akşamları içeri alıyorum, bura çok sıcak diye. Dün akşam bayağı bir serindi. Camları kapatıp yattım. O kadar serindi. Şöyle mis gibi bir eve uyanmak. Dün akşam çünkü robotu kurdum, sildi, süpürdü. Şöyle şunu da koyalım. Herkese yeni bir günden, pazartesi gününden selam olsun. Saatlerimiz 9'u çeyrek geçiyor. Ben uyandım. Bu saatte bile çok sıcak buralar. Ev gördüğünüz gibi derli toplu. Şimdi hemen elimi yüzümü yıkayayım. Nevresimlerimi atayım. Çay suyuna daha erken. Günümüze başlayalım. Terlikler burada. Hadi bakalım ilk önce. Camları açalım. Şimdi nevresimleri sökeyim. Kahvaltımı yaptım. Bulaşık makinesini çalıştıracağım. Şu şekerlikleri, tuzlukları da boşaltacağım. Hatta yağlığımı boşaltacağım. Şunlara da bakayım. Bunları da boşaltsam iyi olur. Çaydanlığı elimde cifleyeceğim. Kahvaltımı yaptım. Dün akşam şöyle çok güzel kabak yemeği yaptım. Böyle bulgurlu. Dereotum yoktu. Bunu da küçük tencereye alayım. 3 tane kabakla yaptım. Yaren ağzına bile sürmedi. Şunları alacağım. Alttakiler temiz de. Bunları sık kullandığım için böyle parmak izi oluyor. Nevresimin de bunları atmıyorum makineye. Bir tanesi bitti. Kurutmaya attım. Aslında yaz günü geçen bir arkadaş demiş ama böyle hemen kurumasını istediğim için atıyorum. Yoksa tabii ki kurur da benim asma yerim yok bir de. Kapı üstlerine falan asmam gerekiyor. Zaten kurutmayı da o yüzden almıştım biliyorsunuz. İyi ki de almışım. Şöyle bunları makineye atalım. Makinemizi de çalıştıralım. Bu buna sığmayacak mı? Bunda geçen bitmişti. Hemen Bim'de aklıma geldi. Oradan alıverdim. Şuna da şeker doldurduk mu? Sabah işi gücü işte arkadaşlar. Evet, şimdi çalkalayıp makineye atıverelim. Makinenin üstü de maşallah. Akşam soğuk kahve yapamadım. Şöyle çalkaladım. Şuralara sığdıralım. Çok şükür bunları var ya. 3 senedir kullanıyorum herhalde Yozgat'ta. Tabii doğum günümde almışlardı. Eşimle kızım çok beğeniyorum diye. Şöyle dursa ne olur? Olmaz. Aynen. Şimdi hemen deterjanı alalım. Çalıştıralım. Deterjanımız burada. Şimdi bunu elimde yıkayacağım, boşaltacağım. Çaydanlığı cifleyeceğim. Bana kolay gelsin. Makineyi durdurdum. Hiç demiyorsunuz Yeşim bunları atacaktım diye. Yağlığı da unuttum. Allah'tan aklıma geldi de. Bunları böyle hiç kaba koymuyorum. Direkt buzdolabı poşetine koyuyorum. Şuraya da bir güzel döktüm. Neyse bakalım. Bunu da şoktan aldım bu sefer. Ne kadar büyükmüş böyle. Buzdolabı poşetine baksanıza. Çöp poşeti gibi maşallah. Birazdan makineler bitene kadar şu dolaplarımın üstünü de cifleyeyim. Mutfak dolaplarımın. Onları sık sık yapıyorum. Yeni bir günden yüz yüze tekrar selam olsun. Saçlar arabada salıktı. Hemen topladım. Aşırı sıcak ıslaklarım kurusun dedim. Şimdi annemin taksiti var. Onu vereceğim. Bana bir blender seti bak dedi. Ona bakacağım. Eğer ben karar verirsem alacağım. Yoksa ablamla bakacağız. Bugün pazartesi olduğu için mi bilmiyorum. Trafik böyleydi ya. Vallahi acayip kalabalıktı. Saçımı boyatacağım. Fikrim değişmezse. Evde bir türlü fırsatım olmuyor. Hem de kırıkları aldırayım dedim. Böyle pazar sokağındayım. Şimdi ilk Topşir ticarete gidelim.
Ay ne güzel masalar var. Oldum olası bayılıyorum. Hele şöyle geniş bir balkon olacak veya bahçeli bir ev. Allah. Güzelmiş oda. Hemen şu tarafa şimdi gidelim. Anneme doğrayacağım. Dekoda şöyle var. Şöyle beyazı da var ama şu daha güzel. 1500 watt. Bunu alacağım. Şöyle blender seti var ama o bu tarz bir şey istiyor. Evet, Beko'dayım. Aa, benim kahve makineme benziyor. Bak, gerçi Arçelik Beko aynı. Ne kadar olmuş? Ay, 8000 lira olmuş neredeyse. İyi gidi hey. Burada fritöz var mı? Aslında anneme fritöz de ablamla bakmak istiyoruz ama o ne, yoğurt makinesi. Ha, şöyle var. 8900. Şöyle var. Bu daha küçük. 4800. Aman artık bu olsa da olur, olmasa da olur. Kahve makineleri var şöyle. Ha, bak şu da güzele benziyor. Bekliyorum şimdi paketlesin arkadaş da. Arabayı bırakayım. Var ya, buraları artık araba park edilecek gibi değil, toz içinde kaldım 2 dakikada. Blender setini arabaya koydum. Annemi de aradım. Tamam kızım dedi. Ablama da haber verdim. Biz beraber bakacaktık. Aldım abla dedim. İyi kızım dedi. Fiyatını da iyi buldu ablam. 3300'dü. Şimdi kuaföre bir gideyim. Orası bir kilitlenmiş. Kaza mı oldu? Eğer sıra yoksa saçımı boyatacağım. Uçlarından kestireceğim. Varsa da artık bakacağız. Anneme çıkarız. Nasıl? Bayağı bir kısalttırdım. Yazın kısa saç rahat oluyor ya. Bir de zonguldak nemli. Pompayla falan. Daha doğrusu böyle köpükle falan kullanırım. Bayağı bir kırıklarım gitti artık. Yavaş yavaş uzadıkça inşallah ışıltı attıracağım. Su böreği aldım. Her gün dikkat edeyim diyorum ama olmuyor. Kilo bayağı bir aldım, farkındayım. Ama eşim gelince bol bol yürüyüşler yaparız. Allah izin verirse. Şimdi anacığıma gidiyorum. Allah şifa versin, kurban olduğum. Çay keyfi yapacağız. Sümerciğimle. Sumoşumuzla. Bekliyor beni. Hem seti getireceğim işte, blender setini. İnşallah beğenir. İyi oldu ya. Bayağı kısalttı ama Şafak abi. Kardelencimi boyadı. Hadi gidelim. Anneme tam da 5 çayına geldim arkadaşlar. Yarın da akşam kızlarla çıkacağı için rahatım. Anamla istediğim kadar oturabilirim. Hadi bakalım. Gelsin asansör. Şimdi annem başını bağlamaya gitti. Açalım da bu bantlı. Bakayım, beğenecek inşallah. Onun alışveriş yaptığı yerden aldım. Ya yani Nefise bunu önerdi. Anne şeker mi döktün ki? Yere böyle bir şeyler batıyor ayağıma. Neyse süpürürüm şimdi. Çay içeceğiz annemle. Dedim ya, su böreği aldım. Şimdi bakalım, Sümerciğim bize bıraktı. Diyorum ya, aslında şuureyle seçecektik. Ben dedim alayım. Ay, arabada sıcacık olmuş bu. Bu renk aldım. Bu ne ki? Gel bak anne. Şöyle yapayım. Bak rengini falan beğeneceğim mi? Beyaz da vardı. Bu rengi önerdi. Ben de bu renk. İstemezsin diye zaten bu renk aldım. Gel bakalım. Aa, bunun türlü türlü şeyleri var ama. Büyükmüş ha. Çok güzelmiş. Bak anne bak, bunlar şeyi işte, o senin istediğin blender şeyleri. İşte blenderi olmayınca olmuyor. Hı-hı. Bu çekmek için büyükmüş, çok güzel. Değil mi? Ha. Her şeyi de çekersin. Şu bıçağı bak şimdi açacağım sana. Bekonun iyi olur. Yani oradan bir de ne alsak memnun kaldın sen. Ha, şu yeşillik falan koyuyorsun da, hı-hı, çekiyorsun ya bardağa. Bak. Ölçeceğe. Şu bıçağı, aynen. Onu şu bıçağı biliyorum. Tamam mı? Onları biliyorum. Bak şimdi. Bu da kafası. Ona takılıyor. Mikserleri buna takıyoruz. Ha, aynen. Takılı diyorsun. Tamam. Bu da bunun kapağı. O onun kapağı. Onunla şunu. Bunu beğendin mi? Bak bu renk aldım. Çok güzel. Güzel mi? Şunu ver bakayım. Sen gözükmüyorsun ki. Dur seni de çekelim görsünler. Şu bak, şöyle bir değişik bıçak da var. Ondan ne? O ne acaba ya? Ben niye onu sormadım ki? Neyse inince sorarım. Ama bir şey daha yapıyor bu demek ki anne. Bu bayağı güzel. Çok güzel. O öyle değil anacığım. Şunu ver şunu. Anacığım o böyle bak. Ver. O küçüğü ver, küçüğü. Niye, ne yapacaksın onu? Onun mu? Tabii. Ne hiç? Anne kırarsın, zorlama da.
Bak anne, bunu bu şekilde oturtacaksın. Bak bu blender'ı, tamam mı? Bir bak, buraya geçiyor ona ama. Bakacağız. Hayır, o değil. Bak bu blender'ı. Vız, vız. Onu biliyorum, onu biliyorum. Tamam mı? Buradan zaten. Onu söylemeye gerek yok. Bir kontrol edeyim ama ben. O ayran falan yapmak için. Tamam da fiş nerede? Şurada bir kontrol edeyim. Şuraya tak. Bismillah. Bak. Çalışıyor. Tamam, tamam. O çok kötü olmuştu öbürü. Hiç almıyordu. Gırırır. Bu bunun. Bunu da buraya takıyorsun. Bu şekilde oturtuyorsun güzel. Oturtmasını... Bunu çıkaracaksın, sıkışmış. Ver bak. Beğendin değil mi? Güzel oldu. Çok güzel. Biraz büyük ama. Olsun. Her şeyi çekersin. İki kere çekiyordum o küçük. Yani. Bir kere doldu. Bir şey diyeyim mi sana? Domates, domates. Ama bıçağı ama. Bıçak var. Hani benim. Bunun her şeyi yapılıyor bunda. He bak bu buraya takılıyor. Bak bak. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Bu. Onu biliyorum. Ha. Bir dakika dur. Ben şu an ben bu da bunun onun kafası. Şu an ben de acemi olduğum için. Bilemezsin. Bak. Bu da bunun kafası. Aynen. Hayır anne, onunla ne yapacağım? Böyle çalıştıracağım. Buradan bu çalışacak. Ha. Bunlar da ölçü şeyleri. Oo. Bak attığını buradan ezeceksin. Mesela domates attın. Buradan bununla böyle yapacağım. Acaba bu ne? Onu anlamadım ya. Bu ne ki arkadaşlar? Olmadı Nefise'ye sorarız veya kitapçığa bakarız. Bıçak da var ama. Bir şu ikisini anlamadım. Çünkü ben böyle teferruatlı almadığım için. Dur şunu bakayım. Şey tabii. Kitapçığa bak. Bunları güzel yıkarım şimdi. Annem çay demledi. Annemin alışveriş yaptığı yerden aldım. Beğendin değil mi? Çok güzel. İstersen kutusunu hemen atma. Allah kullanma nasip etsin. Amin amin. Güle güle güzel. Aa bak burada veriyor yeşim. Güzel günlerde kullan inşallah. İnşallah. Annem geldim, hırka giyiyordu. Şimdi terleme bastı diyor. Beğendin değil mi? Çok beğendim. Güle güle kullan. Şimdi güzel şurada hemen bakın babam erik getirmiş. Rattan toplamış. Bir tane yedim. O kadar güzel ki. Bunun hepsini bana toplamış. Eşim gelince alsın dedi. Kırmızıları da komposto için şeye koydum. Buzluğa mı? Şu kitapçığı nereye koyalım? Ben böyle bana, kaybetmeyeceğim onu, bir yere koyalım. Onu sana bile. Annem kabak pilavı yapmış. Çok az yerim. Babama bırakırım. O daha çok seviyor. Yok yok ısıtmayacağım. Karışma fazla. Soğuk yiyemezsin ki, bir şeye benzemez. Valla bir tek su böreği almıştım. Zeytin, domates, salata. Ama başka bir şey koymadım. Kızım, peynir var. Yok yok var. İstemiyorum. Ben böyle yeter. Bu bardak adı. Şuna bak diyor. Kim? Neler buluyor diyor. Bu ayaklı diyor şey. Melek. Nereden aldın dedim, onu şöyle getirdim. Pikniğe gidiyorum. Yaren sandalyeleri annem de bırakmış. O gün kızlarla gitmişti. Ben vermiştim. Şöyle annemin çöpü var. Bu da benim tabaklarım. Bir de erik verdi. Babam çok güzel erik getirmiş. Şimdi arabaya gideyim arkadaşlar. Gülay'a uğrayacaktım ama artık saat 7'ye geliyor. Büyük bir ihtimalle Gülay'a yetişemem. Arabaya bunları koyacağım. Poşeti arabada bırakırım. BİM'e giderim. Bir iki noksan eksiklerim var. Onları falan alacağım böyle. Bu hafta böyle kedi dilli pasta yapacağım inşallah. Hadi bakalım. Annem saçımı beğendi. Gülay kapalıdır dedik ama açıktı. Taksiti verdim. Şimdi arkadaşlar. Eve geldim bu arada. Söyledim mi? Söylemedim tabii direkt. Arabayı park ettim. Yetişemem zannettim ama Gülay'a yetiştim. Yetişemezsem sabah verirdim. Şimdi BİM'e gidelim. Alışveriş yapalım. Yarın da bir pazara inmem lazım. Yarın neler geliyormuş? Kos peynirleri, lor peynir. Aa, şu geçen Yaren'e aldığım mini kornet. Lavaşlar. Öyle işte. Mıydım yarın için. Neyse taze alır mıyım ki? Bir bakayım var mı taze. Ha şundan bakayım bir. Biraz yumuşacık. Allah'ım ben dikkat edeceğim dedikçe niye böyle elim hamur işlerine gidiyor benim. Karpuz. Çekirdeksiz. Bir tane alacağım. Şöyle almaya başladım. Hadi bakalım. Şu tarafa döneyim de kedi dili falan alacağım. Bitmeyen eksikler. Şuralardan var mı? Şu anlık yok. Aslında şey alacağım da bir de 101'e giderim. Peynir çeşitleri almam lazım da. O kadar sıcak ki fönmüm kalmamış yani. Bir alışverişi tamam. Onları eve bıraktım. Şimdi bir 101'e gideceğim. Oradan da alacaklarım var. Sonra size aldıklarımı gösteririm, yerleştiririm. Saat zaten olur. 8 büyük bir ihtimalle.
Eve geldim. 2 koli de su var. Hemen onları balkona koydum. Neler aldım? Şu eriği babam sağ olsun toplamış. Annem bana verdi. Şöyle gong aldım. 2 tane kedi dili aldım. Krem şanti, irmik hiç yoktu. Süt aldım. Tava yoğurdu aldım. Soda aldım. Şu da böyle 2 tanesini buzluğa 2-2 atıyorum daha doğrusu. Muz aldım. Sütaş'ın peyniri. 101'de kremalar 30 liraydı. Bim'de 41 liraydı. Şöyle 101'den aldım. Tuzumuz. Parmak sucuk Cumhuriyet'in küçük boy çöp poşeti, nişastamız, tatlı yapacağım dedim ya onun için şöyle beyaz çikolata, tatlıyı da yarın yapacağım niye derseniz, muz aldım ama güzel çilek bulamadım, Allah nasip ederse yarın yapacağım. Sumak, nane, tuzu söyledim sanırım, tuz delik mi acaba, yok bir şey dökülmüş buraya ama çekirdeksiz karpuz aldım, bunu hemen keseceğim. Aldıklarım böyle, bir de 2 koli su vardı, 1000 lirayı geçtim sanırım. Yani geçmişim diye düşünüyorum. Arkaya bakıyorum başka bir şey var mıydı diye. Bir tek yeşil zeytin. İşte bir iki bir şey var unuttuğum. Yarın çilek almaya çıkacağım ya. Onları da o zaman alırım. Şimdi karpuzu güzel yıkayacağım. Bulaşık makinesini açmıştım ya. Giderken bitti ama yerleştirmedim. Şu elde yıkanacaklar çiçekleri falan yıkadım. Onları güzel yerleştireceğim. Ama ilk önce şunları güzel yerlerine koyalım. Allah herkese çok versin inşallah. Aldıklarımı yerleştirdim. Oraları sildim ama yine bir şeyler kalmış. Şöyle alacağım. Karpuzu yıkadım. Ay ne dökülmüş böyle. Neydi? Bazlamanın kepekleri böyle altındaki. Şimdi karpuz testine hazır mıyız? Kendim seçtim. Şey gibi oldu bu. Kendim ettim, kendim buldum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sene çekirdeksiz ilk defa aldım. Umarım inşallah güzel çıkarsın. Bunların genelde böyle hani kötü çıkma şeyi olmuyor ama. Hadi bakalım tadına da bakayım. Güzel. Ben bugün size çekmedim. Daha doğrusu o arada Fatoş bacımla konuşuyordum. Öpüyorum onu. Mutfak dolaplarının üstünü cifledim güzel bir şekilde. Dolap kapaklarını sildim. Dedim onları halledeyim. Evden çıkmadan nevresimleri yıkadım, değiştirdim. Bayağı bir işler gördüm ama çekim yapmadım sizlere. Şimdi karpuzumuz dolaba gitsin. Yalnız biçimsiz kestim ha. Bu şey gibi oldu da. Ağız tadıyla Rabbim yemeği nasip etsin. Rabbim herkese alım gücü versin. Kurban olduğum Allah kimsenin dolabını boş bırakmasın. Allah'ım alım gücü versin. Şimdi ben geldim, içerideydim. Şöyle karanlıkta uzandım, editimi yaptım. Neler çekmişim, neler etmişim. Edoş'um hastalanmış, Melek ablam hastalanmış. Geçmiş olsun Rabbim şifalarını versin inşallah. Denizden oldu zannettim ama Melek abla bizle denize gelmedi. Ceyran'da falan kaldılar galiba. Sonra eşim aradı. Yeş hocan hemen Elif Can'ı ara dedi. Bitlis'te Elifler biliyorsunuz artık böyle ara ara konuşuyorum. Elifler için çok güzel bir haber aldık. Müjdeli bir haber aldık. Gözleri aydın olsun. Rabbim herkesin her şeyi kalbine göre veriyor. Onların da kalbince oldu. Yarın Allah nasip ederse zaten Ankara'ya gidiyorlar. Normalde beni izliyor ama yolda olacağı için büyük bir ihtimalle bir de ev yerleştireceği için beni izleyemez herhalde. Çok mutlu olduk. Çok mutlu olacağımız bir haber aldık. Böyle dostlarımız, arkadaşlarımız, yakın çevremiz mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Zaten artık kardeş gibi oluyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir şey var. Neyse bulaşık makinesini yerleştirdim. Şu taraftaki işte tuzu şekeri yerine koydum. Bir tek bu taraftaki çay şeker falan kaldı. Onları ayarlayacağım. Ama ondan önce ne yapacağım? Güzel bir çay keyfi yapacağım. 2 tane de kurabiye yiyeceğim. Gün nasıl geçti? Nasıl akşam oldu? İnanın anlamadım. Saat kaç oldu biliyor musunuz? 10 oldu. Şöyle kuru pastamdan koydum. Biraz kuru yemiş koydum. Şimdi benim için çay vakti arkadaşlar. Böyle büyük fincanla. Bak. Şu ışık var ya bazen beni deli ediyor ya. Yalnız ne fark ettim şimdi? Siz görebiliyor musunuz? Böyle lekeli kalmış bunlar. Aa niye ki? Diğer hiçbir şey böyle lekeli kalmamış. Bunlar lekeli kalmış. Birazdan bunları güzel sileyim. İyi ki böyle koymamışım ha. Neyse bakalım. Bana afiyet olsun arkadaşlarım. Birazdan çay faslından sonra kapanışta buluşuruz inşallah. Gözlüklerim ve ben.
yorumlarınıza bakıyordum da arkadaşlar. Saçlarım böyle şimdiden fönleri bozuldu. Yarın böyle uzaylı Zekiye gibi muhakkak yukarı yukarı giderler. Neyse çok sıcak. Kimle konuşsam çok sıcak diyor. Demin Tuğba'cım da diyor Kayseri yanıyor diye. İç Anadolu'da sıcaktır. Her yer sıcak yani. Neyse bakalım. Bir de benim şöyle bir sorunum oldu. Normalde beni sinek falan yemez. Ama ayaklarımı görmeniz lazım. Yara bere içinde kaldı ve kaşınıyor da. Şuraya sürekli sinekliği erteledim. Hani evim yüksek, sinek falan böyle gelmez diye düşündüm. Bayağı bir yüksekteyim ya. Öyle bir geliyor ki vallahi, bir de değişik değişik sinekler. Ayaklarım böyle yara bere içinde kaldı. Denize de gittik ama hiç fayda etmedi. Neyse bakalım. Bugün izlediğiniz gibi evde sizlere çekemedim ama nevresimler değişti. Hem Yari'nin hem benim. Daha sonra mutfak dolaplarının üstlerini sildim. Kapaklarını güzel sildim. Buzdolabımı düzenledim. Alışverişimi yaptım. Bir iki eksiğim var. Yarın tamamlayacağım. Sonra çarşıya gittim. Alarm çaldı da kapandı. Ne diyordum? Çarşıya gittim. Saçımı boyattım. Anneme blender setini işte aldım. Normalde annem alışveriş yaptığı yerden tek böyle blenderla mikser istiyordu. Ama o şekilde yoktu. Bir de size çektim ya, ben onları güzel yıkadım, kuruladım. Ana kutuya bir baktım, en altta böyle yuvarlak bir kapak ve rende var üstünde. O bıçak gibi şey ona takılıyor. Anneme dedim bir daha geldiğimizde böyle detaylı bakarız, hem de deneriz dedim. Güzel yıkadım, kuruladım, kaldırdım. Güzel günlerde kullansın inşallah. Öyle işte arkadaşlar, vallahi dolu dolu geçti. Sizlere de böyle ufak ufak da çekmeye çalıştım. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Demin söyledim mi hatırlamıyorum ama ablam için çok güzel böyle yorumlar yazmışsınız. Allah bin kere razı olsun. Ve birçok arkadaşım da varmış. Annesi akıllı ilaç kullanan, babası kullanan, eşi kullanan ve kendi kullanan. Rabbim ablamla birlikte herkese, hepinize şifalar versin. Şafi ismiyle inşallah. Akıllı ilaç bünyeye göre değişiyor sanırım. Kimisi mesela hiç öyle yan etki olmadı diyor. Yatsı ezanı da okunuyor ama kiminde oluyor, kiminde olmuyor galiba. Mesela kemik erimesi olmadı diyen bir arkadaşım vardı. Umarım inşallah ablamda da her şey çok güzel gider. Bugün ikinciyi aldı. Ezanlar hürmetine Rabbim inşallah aldığı tedaviler, içtiği ilaçlar herkese şifa olsun. Rabbim kimseye dert verip derman aratmasın. İçinde bizlere de. Sizleri seviyorum. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Allah nasip ederse yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlarım.